Evet değerli arkadaşlar, bir özgün soru çözümü ile birlikteyiz. Hemen sorumuza şıklarına bakalım. However, therefore, similarly, otherwise, instead. Yani sorumuzun bir cümle zarfı sorusu olduğunu görüyoruz. Hemen cümlemize bakalım. Researchers at University of California, California Üniversitesi'ndeki, yani Berkeley, California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar şöyle bir şey buldular diyor. Ne buldular? Genetik mutasyonun, CCR5 geninin genetik mutasyonunun could increase risk of mortality by 21%. Şimdi burada verilen ifadenin negatif bir olgu olduğunu görmekte fayda var. Burada negatif bir olgu karşımıza çıkıyor. Yani ne yapıyor diyor? Ölüm riskini %21 oranı kadar diyor arttırabilir. Eksi bir olgu. Devam ediyorum. Professors of Genetics, genetik profesörleri Rasmus Nielsen ve Xingzhi Wei have proven that. Şöyle bir şey kanıtladılar. Bunlar neyi kanıtlamışlar? People of British ancestry with the CCR5 mutation, böyle bir mutasyonu olan diyor İngiliz atalarından gelen insanlar have a 21% higher risk of dying. Dikkat, burada da yine bakın bir negatif olgu veriliyor. Yani ölme riskleri diyor %21 daha yüksektir. Ne zaman? 41 ila 78 yaşları arasında. İki tarafta da eksi olgu görüyoruz. Buradan yola çıkacak olur isek öncelikle zıttık olan ifadeler olan however, otherwise ifadesini ve instead ifadesini ne yapıyorum? Eliyorum. Elimde kalıyor Bursa therefore, bu yüzden anlamına gelen ve Ceyhan similarly, benzer şekilde anlamına gelen iki ifadem ne oluyor? Kalıyor. Bu iki ifadeye bakacak olursak acaba bu cümlede bir sebep sonuç ilişkisi var mı? Yani Berkeley Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda %21 kadarlık bir ölüm riski varmış. Bu yüzden mi acaba diğer bir araştırmada böyle bir şey olmuş? Tabii ki sebep sonuç ilişkisi yok. Burada iki taraf arasındaki bir benzetme açıklanmaya çalışılıyor. Doğru cevabımız similarly olmuş oluyor. Bizi izlemeye devam edin.